Rodoplar, Deli Orman, Gerlovo, Arda, Tuna. Daha nice nice güzellikler. İşte benim vatanım, ata topraklarım. Bulgaristan'ın taşını toprağını, havasını suyunu, her şeyini severim. Elif Gülizar adım. Gülizar, yani gül bahçesi. Biz Bulgaristan Türkleri gülleri, çiçekleri, bahçeleri çok severiz. Ama vatan bildiğimiz bu topraklar hiçbir zaman tikensiz gül bahçesi olmadı bizim için. Sıla türküsü dinleyemem dede, kahrolurum, ağlarım. Boynu bükük evler gelir gözlerimin önüne, sönük ocaklar gelir, sokak başlarında kalan masum aşklarım. Açınca sıla çıkınımı dökülür birden, biraz özlem, biraz mektup, biraz kuduk. Osmanlı-Rus muharebesiyle başlayıp 89 senesine kadar süren Bulgarlaştırma baskıları ve sonradan gelen göç korkusu ve hep kapının ardında hazır duran bavullar. Son çare de bitene kadar bırakmadığımız vatan toprakları. Rahmeti eren İbrahim dedenin 5 kuşak boyunca hep göç düşüncesiyle yaşaması ve en sonunda torununa verdiği öğütse yaşadıklarımızın ta kendisi. İbrahim dede hatırlıyorum 1989'dayız dedi. Akşam torunum geldi. Varna'da doktor için okuyor. Sevdiği kızı almış yanına geldi. Dedi dede ne yapalım? Herkes gidiyor. Oğlum dedim. Bir boş bavul al ve git. Bu dert Türkiye'ye gitmeden bitmeyecek diye. ...68-78 göç olayları, bilhassa unutulmaz 1989 sınır dışı edilme olayları milletimizde ağır yaralar, büyük yaralar açtı. Kimisi Türkiye'de soluk aldı, kimisi Batı ülkelerine gitti. Benim kardeşimin birisi Bursa'da yaşamakta. Ağır baskılara dayanamayan büyük ağabeyim de burada ne yazık ki kalp krizinden dünyayı bitirdi. Tamamen geride kalmış olmasını dilediğimiz bir geçmişimiz var bizim. Bir daha yaşanmasını hiç istemediğimiz bir geçmiş. Bulgaristan'da, Razgrad kasabasında. Burada doğmuş, büyümüşük. Lise mezunuyuz. Burada esnaflık yapıyoruz. Geçinip gidiyoruz. Hani ekmek parasını çıkarıyoruz. Hani kimseye muhtaç olmayız. Poniçka satıyoruz, dondurma, işte kaymak, mısır, öyle geçinip gidiyoruz. Zor gençlere daha zor, iş yolları kurmak çok zor Bulgaristan'da. Eşim dolayından ikimizdik, başaramadık Türkiye'de, 4,5 yıl kaldık. Burada da yaşam tarzı daha ucuz, daha uygun. Bu Türk problemleri, burada göç problemleri, yok kalan evvelki problemler. Yaşamımız bayağı iyi şimdi. Biz Bulgaristan Türkleri olarak bugün baskıdan ötürü değil ama ekmek parası için göç yollarındayız. Yönümüz ise Batı Avrupa'ya doğru. Çünkü işsizlik gibi büyük bir sıkıntımız var. Ana sıkıntı işsizlik. Bulgaristan Türk'ü onu çok hissediyor. Azınlık var genelde, her yerde öyledir. Maalesef büyük de bir ekonomik göç var. O da Batı'ya. Daha azı artık Türkiye'ye. Çünkü sınırlar açık. Ancak şöyle bir süreç de gözlemleniyor. Türkler köylerden yakın şehirlere göç ediyor. Yakın şehirlerde eğer iş imkanı varsa vatandaşımız daha çok bu şehirlerde istihdam görmek onu tercih ediyor. Yani Avrupa'ya gitmektense.
bizim İspirik Belediyesi'nde burada bulduğumuzda iş yerlerinin çok olmasına rağmen yine sıkıntımız var. Bu anda 2000-3000 gencimiz ya Batı Avrupa'da yahut da Türkiye'de iş peşindediler, çalışıyorlar. İyi tarafı şu ki yatırımlarını gelip hala burada yapıyorlar. Ya dükkan açıyorlar, ya iş yeri açıyorlar, ya ev yapıyorlar vesaire. Ama sıkıntımız işsizliktir. Mühendisliği bitirdim ama iş bulamadım. O yüzden Fransa'ya gittik çalışmaya. Orada çalışıyoruz. Dönerde döner kebap. Orada mağazada çalışıyoruz dükkanda. Öyle. Ailem Razgrad'da. Biz Avrupa'da. Solcak köyünde bulunuyoruz. Kabak tarlasında çalışırız gündelikle. 100 tane torunum var. Kızım, damatım Türkiye'de Silivri'de. İşsizlikten gençlerle beraber gidiyoruz. Ben kendim emekliyim, 70 yaşındayım. Gençler iş bulamadı. Türkiye'ye gittiler, orada kaldılar. 10 seneden beri orada çalışıyorlar. Onların çocuklarına anneyle ikimiz bakıyor. Gündeliğimiz kabakçılık, gündeliğimiz 20 lir. Günlerimiz oldu çok acı. Gün geldi ekmeksiz durduk, aç durduk, işsiziz. İş isteyiz, iş yok Bulgaristan'da. Uşacıklarımız çıktı gitti başka devletlere. Tırım tırım bize paracık yollayıyla. Onlarla kancağızımızı doyuruyoruz. Ekonomik sıkıntılar yüzünden patronlar da işçilerle beraber tarlada çalışıyor. 10 dönüm tarlamız var işte böyle. Kuzenimizle bile işliyoruz. Aşağı yukarı 10 işçi var. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Evet, ben de işçilerle beraber çalışıyorum. Hem patron olarak hem onlarla bileyim bütün gün. Bulgaristan'da yaşam zor. Çalışmadan olmuyor yani. O yüzden çabalıyoruz işte. Haskoğlu'yum. İmkanımız olmadığı içeri, yani Razgrad'dan inşaat çalışmaya geldik. Lise falan okuyamadık. Okusan da işte Bulgaristan'ın hali bu ki, okusan da yani inşaat çalışacaksın ya da başka iş yapacaksın. Yani okuduğun mesleği yapamazsın burada. Biraz zor oluyor. İsmin de Türk ismi olduğu içeri, ondan yani. 89'dan sonra biraz daha fena oldu milletin işi. Hele bizim Türk milletin. Çünkü iş sahaları, fabrikalar kapandı. İşte bizim Türklerin çalıştığı yerler hepsi kapandı. Çocuklarımız şimdi Avrupa'da. Hollanda, Belçika, Almanya. Oraları göç ettiler. Zaten köylerde bebek yok şimdi şu anda. Bebek yok. Bizim Beykin'de 30-40 çocuk dünyaya gelirdi senede. Şimdi bir tane de yok. Çifte yok. Demek ki günden biz karar alıyoruz burada. Gidiyoruz. İşsizlik. İşsizlik ve işsizlik. Ya buraya geldik bak. Ben 65-66 yaşına gidiyorum. Buraya geldim. Bir de 3-5 ay çalışacağım. Kısmetse çalışabilirsek. Bu. Abi serbestlik var. Bir yere kadar. Ama iş yok. Aş yok. Öyle gençlere hepten fena. Gençler zaten alıp çocuklarını Almanya'ya gidiyorlar. Burada gelecek yani çok şey kötü. Bir iyilik iyi tarafı çekmem. Demokrasiden hiçbir şey kazanmadık. Bu hep ayrılık, ayrılık. Ömrün ahla, ahla geçti. Yıllar boyu gördün cefa. Talihimiz böyle seçti, süremedin anam sefa. Talihimiz böyle seçti, süremedin anam sefa.